çok kıymetli bir konuğum var. Ekonomist kendisi Selçuk Gülten hocamız bizlerle. İyi geceler, hoş geldiniz yayına. Nasılsınız? Teşekkürler hocam, iyi. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, buyurun. Şimdi Selçuk hocam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan az önce ekranlara da getirdik. Emekli maaşlarıyla ilgili talimat verdim. Bakanlarımıza dedi, çalışmalar başladı, gerekli açıklamalar haftalar içerisinde yapılacak dedi. Zaten en düşük memur maaşları da açıklanmıştı. Şimdi Türkiye'nin genel bir ekonomik durumunu konuşalım ama öncesinde sizin öngörünüz emekli maaşları için ne kadar bir artış bekliyorsunuz? Çünkü geçtiğimiz haftalar içerisinde takip eden izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Asgari ücretle ilgili tahmininiz de bir öncekisinde olduğu gibi birebir tutmuştu sevgili seyirciler. Selçuk hocamızın tahminleri gerçekten çıkıyor yani. O yüzden şimdi emekli maaşlarıyla ilgili bir tahmininiz var mı? Nedir? Var. Şimdi bugün çok fazla televizyon kanalında çok fazla manipülasyon gördüm. Bir kere Evet. emekliye zam yapılmayacak gibi bir algı yönetimi vardı. Bir kere yani şöyle düşünelim. Geçen sene 3.500 liraydı. Yılbaşında 5.500 lira yapıldı. Mart ayında dendi ki yeterli değil yapılan zam. 7.500 lira yapıldı. Yani bir yıl içerisinde üçüncü zam yapıldı, bu dördüncü zam olacak. Ve Cumhuriyet tarihine baktığımızda da hani emekliye zam yapılmadı veya emekliye zammın pas geçildiği bir dönem de yok. Mutlaka bir zam yapılacak. Yani o algı yönetimlerine pek inanmasın vatandaşlar, onu hemen söylemiş olayım. Şimdi emeklilerin tamam hani 7.500 lira çok yüksektir, çok refah içinde yaşıyorlar falan demem ama 3.500 liradan %10 zam yapılsaydı da atıyorum 4.000 liralarda bırakılsaydı iyi miydi? Elimizden geldiğince bütçenin izin verdiği rakamlar doğrultusunda herkese bir Tabii. fayda sağlanmaya çalışılıyor. Bir düzeltme yapılmaya çalışılıyor. Bu düzeltmelerin de temel mantığı şu: enflasyon karşısında en azından vatandaşımız eski konumunu koruyabilsin. Bir ilave de bir şey, ilave bir değer de kazanabilsin. Yani mantığımız bu. Hem enflasyon payını verelim hem de refah payını verelim. Hem emekliye verelim, hem asgari ücretliye verelim, hem kamu işçisine verelim, hem de normal memur olarak çalışan insana da verelim. Yani böyle bir ayrım da yapmayalım. Memura az verelim, işte asgari ücretliye çok verelim, o da değil. Sosyal dengeleri koruyacak şekilde herkese bir enflasyon oranında zam yapalım. Enflasyon oranı yeni açıklandı, 5'inde açıklandı biliyorsunuz. Bu enflasyon oranı 19.77 çıktı. Yani hiç refah payı verilmese bile bir kere emeklinin alacağı minimum para 19.27, 77 pardon, 19.77 alacaklar. En az yani SSK emeklisi, Bağkur emeklisinin cebinde 19.77, hadi ben onu yuvarlak söyleyeyim, 20 puan bir kere kafadan ceplerinde var. En az 20 puan SGK Refah payı emeklisinin olmadan. olmadan, evet, SGK ve Bağkur emeklisinin var. Memurlarda ise biraz durum değişik. Memurlarda da açıklanan zam oranı %17.55 artı 8.077 lira seyyanen zam. İşte buradaki memur emeklisiyle SGK ve Bağkur emeklisi arasında bir fark doğmuş oluyor. Ne SGK kadar ve bir fark Bağkur oluyor? emeklisi %19.77'yi cebine koydu ama memur emeklisi sadece 17.55'i koyabildi. Aralarında yaklaşık 2 puan bir fark İki var. oluştu şu an bile. Evet. Ama memur emeklisine de tabii seyyanen zamdan ne verilecek? Bu önemli. Refah payı olarak ne verilecek kısmı önemli. Bu daha netleşmedi. Burada benim aldığım duyumlara göre mesela sendikalar normal memura verdiğiniz 8 bin liranın aynısını emekliye de verin gibi bir taleple yarın bütçe ve plan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe ve plan komisyonuna gitmeyi düşünüyorlar ama hani o da bana biraz yüksek geldi. 7.500 liradan maaş alacağız, 8 bin lira üstüne seyyanen ekleyeceğiz, bir de üstüne %17 ekleyeceğiz. Ne oldu? Bu üçe katladık gibi bir şey oldu bir anda maaşı. Memur Yani o da maaşına çok denk yüksek. geliyor gibi oluyor, değil mi? En Evet, düşük onun gibi memur oluyor. O maaşına. da çok mantıklı değil. Memurun şu an aldığı, memur emeklisinin şu an aldığı en düşük maaş 7.901 lira. Onlar biraz farklı. SSK ve Bağkur emeklisi en düşük şu an 7.500 lira alıyor. Memur emeklisi ise 7.901 lira alıyor. %17.55 üstüne ekliyorum, 9.288 lira. Yani bir memur emeklisi şu an refah payı almasa bile bir kere 9.288 lira alacak. Bir 288. polis,
hemşire, imam, avukat gibi görevlerde böyle nitelikli görevlerde bulunan kişi ise 13.910 liraya geldi onların emekli maaşı da. Daha şeyi refah payından bahsetmiyorum ama. 13. Evet, geldik SSK ve Bağkur emeklisine. Onlar da 7.500 lira alıyorlardı. %20 zaten 19.77 de enflasyon payından %20 geldi, hesaplaması kolay olsun diye üstüne 1.500 lira ekliyorum. 9.000 lira da onlarınki geldi. Yani memur emeklisi 9.288 lira hiçbir pay almasa bile refah payı alacak. SSK ve Bağkur emeklisi de zaten 9.000 lirayı şu an cebine koymuş Koydu. durumda. Evet. Peki ne olur? Tahmin kısmına gelelim şimdi. Burada tabii bir takım kriterler var. Asgari ücrete %34 zam yapıldı. Kamu işçisine %45 zam yapıldı. İşte en düşük memur maaşı 22 bin lira yapılınca ona %86 civarında zam yapılmış oldu. Bu durumda ben 10 bin liradan aşağı bir emekli maaşı olacağını düşünmüyorum. Bir kere kesinlikle 10 bin ve artı üzerinde bir rakam olacak. Anladım, Hani anladım. 10 bin 100 Asgari ücrete olur, 10 yakın bin 300. olacak. Evet. Onu da nereden çıkartıyorum? Onu da hemen söyleyeyim ben. Hani tahmin ediyor da niye göre tahmin ediyor demesinler diye söylüyorum. Asgari ücret 8.500 liraydı. Ne veriyorduk emekliye? 7.500 lira 7.500. veriyordu. 1000 lira Yani gibi fark yaklaşık vardı. %85'i, 86'sı gibi bir oran diyelim. Şimdi asgari ücreti ne yaptık? 11.400 liraya, 402 lira yaptık. Bunun %86'sını, %85'ini alınca 10.100, 10.200 gibi bir rakam olması gerekiyor. Zaten şu anki enflasyon oranlarına göre de minimum verilecek paralar yaklaşık 9.000 lira. Yani tabii Cumhurbaşkanımız karar verecek ama en az 1.000 lira üstüne ekleyeceğine eminim. Yani 10.000 lira ve üzeri bir emekli maaşından artık söz edeceğiz. Tabii bunu böyle anlatınca emeklilerden ilk şu soru geliyor. Ne zaman alacağız bunu? Hani bu parayı tamam biz ne zaman tahsil edeceğiz? Belli olacak bir şekilde yarın işte plan bütçe komisyonundan geçecek. İşte meclis komisyonuna meclis gündemine gelecek, genel kuruluna gelecek. Oradan onaylandıktan sonra veya geçtikten sonra Cumhurbaşkanı'nın önüne gidecek. O da imzaladıktan sonra resmi gazetede yayınlanacak. Tamam bir süreç ama zaten biliyoruz ki meclis 15'inde tatile giriyor. Yani bu sürecin tamamlanması için önümüzde zaten 7-8 gün var. Şimdi maaşları SGK emeklileri 17'si ile 26 Temmuz arasında alacaklar. Emekli tahsis numarasının son rakamı 9 ise 17'sinde alacaklar, 8 ise 18'inde alacak, işte 0 ise 26'sında en son o almış olacak son numarasına bağlı. Bağkur emeklileri için ise orada biraz süre daha dar oluyor. 25 ile 28 Temmuz arasında alacaklar. Yani 9, 7 ve 5 ile bitiyorsa numarası, emekli numarası 25'inde alacak. 3 ile 1, 3 ve 1 rakamıyla bitiyorsa 26'sını alacak. 8, 6, 4 rakamıyla bitiyorsa 27'sinde gene 0 veya 2 ile bitiyorsa sıfırlar hep sona kalıyor. Onlar da 28'inde alacaklar emekli maaşlarını. Peki diyeceksiniz ki ya bu maaşlarda yatar mı? Genelde yetişiyor. Emeklilerin maaş oranlarına zam yapıldığında ilk maaşına yansıtıyorlar. Yansıtamasa bile veya yetişmese bile hemen maaş farkı olarak hesaplarına yatıyor. Yani her Bir durumda bu sonraki ayın ay. sonuna kadar bu ayın Ha, bu içinde ay. gene Bu ay. yatırıyorlar. Yani bu ay tamamlanmadan yetiştiriyorlar. İkinci bir ek liste yapılıyor. Yani orada ben zam oranı açıklandıktan sonra herkes alacak şeklinde söyleyebilirim. Onu da şimdiden belirtmiş olayım. Yani bir hak kaybı olmayacak. 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak ve ondan sonraki Temmuz ayının maaşlarını aldıkları günden itibaren de zamlı maaşlarını alacaklar. Evet, harika. Çok güzel haberler verdiniz. Yani yetişmeme gibi bir durumu olmaz ama olur da yetişmezse onun da farkını yatıracaklardır diyorsunuz siz ikinci ek bir liste yaparak. Ama aynı zamanda az önce de söylediğim gibi sevgili seyirciler, Selçuk hocamızın tahminleri gerçekten birebir çıkıyor. Birkaç defadır da asgari ücretle ilgili tahminlerde bulunuyor. O yüzden söylüyorum, yani bir kere tutturdu diye değil, geçmişinde de bildiği rakamlar oldu. Şimdi emeklilerle ilgili de bir kere de 10 bin liranın altında bir rakam beklemiyoruz. Hem de refah payı olmadan söyledi. Yani refah payını vermeden şu anki sisteme göre
kendince, tahminince bir öngörüsü var elbette. Peki şimdi bu toplumdaki dengeler, Türkiye ekonomisinde işte yeni yeni adımlar yapılıyor, siz sıkı takip ediyorsunuz. Mehmet Şimşek'in bazı açıklamaları var. Yapmış olduğu planlamalar doğrultusunda geçtiğimiz haftalar içerisinde Merkez Bankası Başkanı'nın açıklaması vardı Hafize Gaye Erkan'ın. Bu kuru baskılama noktasında döviz satışlarıyla ilgili bazı kararlar alındı. Ekonomide hızlı bir iyileşme nasıl olacak? Bunu sizinle sürekli konuşuyoruz ama bir kez daha anlatalım istiyorum ben. Ayrıca yeni atılan adımlarla alakalı olarak da sizin belirlediğiniz bazı noktalar var mı? Keskin dönüşleri olacak mı Türkiye'nin? Bir rahatlama dönemine en kısa süre içerisinde ne zaman geçecek? Buyurun. Evet, şimdi biliyorsunuz orta vadeli planı erken açıklama kararı aldı hükümetimiz. Çünkü orada hedefler belli olacak. Enflasyonu kaç hedefliyoruz, yıl sonu ihracat tahminimiz ne olacak, dolar kurumuz ne olacak gibi bunlar yazılı bir şekilde orta vadeli planla yayınlanacak. Ama bu plan çalışmaları öne çekildiği için çok hızlı da hareket edilmek istendiğinden, çünkü seçimler bitti, işte Maliye Bakanımız atandı, Merkez Bankası Başkanı seçildi, ekonomi politikalarını belirleyecek ekip de artık yavaş yavaş oturmuş oldu. Bundan sonra dendi ki bu planlamaları hızlı yapalım ve hızlı bir şekilde hedeflerimizi belirleyelim, kamuya açıklayalım. Dün Maliye Bakanı'nın attığı tweette 3 temel bileşenim var diyor. Diyor ki benim 3 temel bileşenimden birincisi mali disiplin. Bir kere israfı azaltacağım, gereksiz harcamalara son vereceğim, mümkün olduğunca ödeme dengesini koruyacağım. Yani param yoksa ödeme yapmayacağım, onu ayarlayarak gideceğim. Bu bir, mali disipline devam edeceğim diyor. İkinci temel bileşen olarak da diyor ki ben diyor dolarla, döviz kuruyla mücadele edeceğim. Bunu böyle baskılayarak değil ama serbest piyasa koşulları içerisinde ihracatı arttırarak, üretimi arttırarak, yapısal reformlarımı yaparak ben bu şekilde devam edeceğim diyor. O da mantıklı ve yapılması gereken bir adım zaten. Üçüncü ve son hedefte ben tekrar enflasyonu tek haneli rakama indireceğim diyor. Bunu ama 6 ayda mı, 1 yılda mı yapacak, henüz onu orta vadeli planda göreceğiz. Ama benim nihai hedefim enflasyonu tek haneye indirmek ve de bütçe açığını da Maastricht kriterlerine uygun, yani yıllık %3'ü geçmeyecek bütçe açıkları planlayacak bir bütçeleme sistemine geçeceğim diyor. İşte bununla ilgili olarak da işte motorlu taşıtlar vergisinin bu defalık iki defa alınması gibi bir önlem de öngörüldü. Deniyor ki bunlar çok yağmur gibi vergiler gelecek falan, böyle karamsar şeylere bir kere kesinlikle hani itibar etmeyin. Mesela ben 99 depremi sonrasında gelen vergileri hatırlıyorum. Ek motorlu taşıtlar vergisi gelmişti, ek emlak vergisi gelmişti, ek iletişim vergisi gelmişti, ek özel tüketim vergisi gelmişti. Hani geri kalanları saymaya kalksam 20 küsür değişik ek vergi gelmişti. Bu yıl sadece yapılan ek motorlu taşıtlar vergisi, yani ödediğiniz motorlu taşıtlar vergisini bir daha ödeyin. İkincisi de kurumlar vergisinin oranı son 3 yıldır zaten 21, 22, 23 şeklinde gidiyordu. Onu 25 yapalım, orada sabitleyelim dendi. Bunu da nereden çıkartıyoruz onu da söyleyeyim. Niye böyle yükseliyor veyahut da bu vergi oranları? Avrupa Birliği ülkeler içerisinde en düşük kurumlar vergisi, gelir vergisi alan, hatta katma değer vergisinde de en düşük oranları uygulayan ülke durumundayız. Ve hatta Avrupa Birliği'nin protokolü diyor ki 15'ten aşağı düşüremezsiniz. Çünkü benim topluluk içindeki dengelerimi bozarsınız diyor. Yani bütün yatırımcılar size yatırım yapmaya kalkar diyor. Bununla ilgili bir kere oranlarımızı artık sabitleyeceğiz. Yani kurumlar vergisinde %25 oranı devam edecek. Bir sürü istisna ve indirim var. Bunu hani reel olarak baktığınızda aslında aldığımız 100 lira kazanan kişiden 10 lira bile vergi almıyoruz. Yani %25 hani yüksek gözükebilir de. Ben genel olarak söylüyorum. Bizim ülkemizdeki vergi mantığında dolaylı vergiler biraz daha yüksektir. Hani doğrudan alınan kurumlar vergisi, gelir vergisi gibi vergiler yüksek değildir. Ve kapsamlı bir vergi reformu yapılıp zaten bu sistemin de sadeleştirilmesi yolunda hani adımlar da atılacak. Bunlar planlanıyor. Ben Türkiye ekonomisinde hani bu alınacak önlemlerin biraz da planlar yayınlandıktan sonra işte Merkez Bankası ikinci kez toplanıp tekrar bir hani büyük ihtimalle faiz arttırma kararı alacak. Bununla beraber Eylül ayına doğru artık yavaş yavaş etkilerin hissedilmeye başlayacağını düşünüyorum.
Şimdi burada önlemler, politikalar yapıldığında hemen halka yansımıyor. Tabii. Kararlar alınıyor, bunun halka yansımasına gecikme etkisi deniyor. Üç de normalde 6 ay arasında bir süre içerisinde halk hissetmeye başlıyor artık. Diyor ki mesela ben oradan şunu da söyleyeyim. Emekli maaşlarına, asgari ücrete bundan sonra bu kadar yüksek zamlar yapılmayacak. Çünkü Evet. enflasyonda düşme başlayacak. Tabii. Şimdi enflasyon oranı yıllık %38,21 çıktığı için işte en az o kadarlık bir zam yapılmaya, yani yıllık %40 gibi bir zam yapılmaya başlıyor. Ama önümüzdeki aylardan itibaren enflasyonda özellikle yaz aylarında bu meyve sebze fiyatlarında bir miktar ne diyelim indirimlerin görülmesiyle beraber bir de doğalgaz harcaması gibi, elektrik harcaması gibi kışın fazla olan giderlerin azalmasıyla beraber enflasyonda inme etkisini çok hızlı hissetmeye başlayacağız. Ha bunu şunun için de söylemiyorum. Her şeyi birebir inecek anlamda söylemiyorum. Mesela kiralarla ilgili özel düzenleme yapıldı biliyorsunuz. %25 zam yapıldı deniyor ama kimsenin taktığı yok mesela. Bakıyorum ben ev sahibine %60 yapmaya, %70 yapmaya, %100 zam yapmaya çalışıyor. Niye? Çünkü bir yaptırımı yok gibi algılıyor. Oysa bunun cezası var, şu kadar cezası var dediğinizde insanlar artık ona uyma eğiliminde oluyorlar. Bu ikinci el araçlarla ilgili de getirildi biliyorsunuz. Derdi ki ikinci el aracın fiyatı birinci el aracın fiyatını geçemez. Sıfır fiyatını geçiyorsa 300 bin TL ceza ödeyeceksiniz. Şimdi Doğru. 300 bin lira da az bir ceza değil. Tabii Bunun piyasayı gibi... yükselten, hocam özür dilerim böldüm ama piyasayı yükselten adımlar zaten bunlar değil mi? Emlak sektöründe de, otomobil sektöründe de işte Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma fark etmiyor işte. Herhangi bir vatandaşımız aracını 100 bin liralık aracı 500 bin liraya satıp işte benim ondan ne eksiğim var? Ben de 550 bin liraya satayım diye diye yükselmedi mi? Yani enflasyonu da yükselten adımlar aslında bu büyük sektörlerdeki bu büyük sıçramalar olmadı mı? Evet, burada şöyle bir yani size en çok katıldığım nokta bu. Biliyorsunuz artık internet alışverişi çok arttı, e-ticaret çok arttı. Herkes yüzlerce değişik siteden alışveriş yapmaya başlıyor. Bu sitelerde herhangi bir kontrol yok. Yani ben 100 liralık malı orada 500 lira da yazabilirim. Öbür siteye aynı malı kendim yani ilanı veren ben olmama rağmen 1000 lira da yazabilirim. Bir başka siteye 10 bin lira da yazabilirim. Burada bana şunun sorulması lazım. Sen bu malı 500 liralık mala 1000 lira yazıyorsun ama hangi gerekçeyle, neye göre yazıyorsun? Mesela maliyetin mi arttı, benzin fiyatı mı arttı, senin işçi maliyetin neyin değişti de sen bunu böyle 2 misli, 3 misli, 4 misli fiyatlarla yazıyorsun şeklinde bunları yapan çok basit algoritmalar var. Hani yapay zeka falan kullanmaya da gerek yok. Karşılaştırıp aradaki farkları bulan algoritmalar var ama ceza getirilmesi lazım. Yani böyle bir şey yapıyorsanız mantıksal bir nedeni olmadan siz fiyatları şişirme, biz de ekonomide ona balon etkisi deriz. Balon etkisi oluşturmaya çalışıyorsanız bunun siz mutlaka bir yaptırımını görmeniz lazım. Mesela marketlere yapıldı bu zincir market şeklinde çalışanlara dedi ki siz fiyatları bana her ay bildireceksiniz dijital sistem üzerinden ve niye arttığını da açıklayacaksınız dendi. Yüksek de cezalar kesildi. Hatta cezalar eskiden sabit mesela 500 bin lira, 300 bin lira gibi gidiyordu cezalar. Yo dedi cironun %5'i kadar. Bugünkü yaptığın ciron ne kadar? Onun %5'ini ödeyeceksin deyince bakın o fahiş fiyat artışları en azından zincir marketlerde durmuş durumda. Ha, tabii bunun bütün ekonomiye yansıması lazım. Hani 2 kişi, 3 kişi veya 4 market düzeltti diye hani bunun etkisini hemen herkes hissetmez ama bu tip kurallara daha fazla eğilmemiz gerekiyor. Çünkü Caydırıcı cezalar gelmeli mi? Bazı mesela otomobil sektörüyle ilgili sizden önce başka bir konuğum da vardı. Onunla da konuşmuştuk. Sevgili Korhan Önder'le de konuşmuştuk. O da demişti ki yani otomobil sektörüyle ilgili olarak bir denetleme mekanizması olsun. Devlet tarafından verilen bir araç fiyatı denetlensin. Eğer yüksekse zaten ilan verilmesin mesela o araçla alakalı olarak bir kontrol mekanizması ama devlet eliyle olsun demişti. Sizin de Var şimdi söylediniz. onu benzer bir mekanizmamız var. Maliye tarafından uygulanan bir yıllardır da yapılan bir şey var. Bir aracı götürüp satmaya kalktığınızda devlet diyor ki aracın değerini düşük göstermesin. Hani vergiden kaçıracağınızı varsaydığı için diyor ki kasko bedelinin en az %75'ine kadar inebilirsiniz. Kasko bedelleri her araç için aracın durumuna göre belirlendiğinden daha gerçeğe yakın değerlerdir. Şimdi kasko değeri 1 milyon lira ise siz bunu 750 bin liradan aşağı gösteremezsiniz diyor. Ama şu yok,
Ben 1 milyon liralık kasko değeri olan arabayı 10 milyon liraya satabilirim. Yani sadece düşük göstereceğim, hani vergi kaçıracağım mantığıyla hazırlanmış. Oraya bir madde eklenebilir, denir ki %25'te fazlasını satabilirsin, daha fazla satamazsın. Bu çözülür. Ev kiraları için de söylüyorum. Emlak vergisi değerlerini belediyeler belirliyor ve 4 yılda bir ilan ediyorlar. Sonra arttırarak gidiyor bu değerler. Her 4 yılda bir belirlediği emlak vergisi değerinin %5'inden fazla sen kira alamazsın dediği anda kira değerleri de oturmuş olur. Yani bu şekilde devletin çok rahat bir şekilde bunları ayarlayabilmesi veya saptayabilmesi mümkün. Mesela oradaki ilanını da görüyorum. Şimdi onun kasko değerini ilanda yazma zorunluluğu da getirilse oradan Sorun fiyatlar belli bir çözülür. standarda oturur zaten. Bu fırsatçıların da önüne geçmiş oluruz. Ha, tabii her aracın özellikleri ayrıdır, işte çarpmıştır, işte boyası vardır falan. Onlar da bir marj olarak konabilir. İşte kazası varsa %10 eksiğine satabilir. İşte ne bileyim boyası değişmişse %5 eksiğine satabilir gibi. Onlar çok kolay belirlenir diye düşünüyorum ben. Evet, ama neler var hocam, neler. Geçtiğimiz günlerde bir haber yapmıştık arkadaşlarımızla beraber. Vatandaşın bir tanesi aklıma gelmişken hem sizinle hem izleyicilerimizle paylaşayım. Vatandaşın biri arabasında işte klimasında bir problem var diye sanayiye gidiyor. Gidiyor ki bir baksınlar, motorundan kapısına gelene kadar derler ya hani, her noktası değiştirilmiş meğer. Yani bir de onun kontrol mekanizması olması gerekiyor. Böyle bir sürü haber getirdik ekranlara. Geçtiğimiz sene içerisinde arabanın ön kısmı başka bir şirkete, firmaya ait, arka kısmı başka bir şirkete, firmaya ait bir araba birleştirmişlerdi mesela. Valla Ya. onu Avrupa ülkelerinde araç eksperi zorunluluğu getirilmişti. Bizde de bir ara uygulanmak istendi ama insanlar hep şöyle baktı. Ya bir de araç eksperine mi para vereceğim? Hani notere para veriyorum, işte ruhsata para veriyorum, plakaya para veriyorum. Bu ekspere niye para yatırayım? Ya o çok düşük bir para, standart bir para belirlenir ama eksper bu işin uzmanı olduğu için Tabii. arabanın neresi değişik, neresinde bir sıkıntı var size zaten söyler, yol gösterir. Mesela Doğru. şimdi ev satışlarında noterlere de yetki verildi. Noterlere şu da Evet, denebilir. doğru. Evet, mesela noterlere şu da denebilir. Bak kardeşim, bunun fiyatları evin emlak vergisi değerinin çok üzerindeyse burada ne oluyor de ve bu işe müdahale et. Veya çok düşükse evin fiyatı, niye bu düşük gösteriliyor, ona da bak, müdahale et denebilir. Yani noter bu anlamda bir eksper gibi de çalışabilir. Bunlar yani yapılabilecek düzenlemeler. Zaten zamanla da yavaş yavaş yapılacak. Eğer bu şekilde fiyatlarda uçuş devam ederse, böyle ne diyeyim, Tabii. suni artışlar devam ederse zaten bir önlem alınmak zorunda kalınacak. Doğru. Yani bu toplumdaki tabii herkes için geçerli değil. Değil. Stokçuluk yapanlar, işte bu iyi niyeti kötüye kullananlar, fırsatçılık yapanlar için kurallar getiriliyor. Onun dışındaki vatandaş zaten kitabına uygun bir şekilde, kanun neyse, nizam neyse, ona göre davranıyor, ama toplumdaki bir bu kesimle alakalı olarak bir açgözlülük furyası da söz konusu bence hocam. Yani şimdi bu dolarla euronun yükselişinden birazcık bahsetmek istiyorum. Bunların düşüşü nasıl olacak? Şimdi bunların düşüşü bizim ithalat ve ihracat dengemizdeki açıktan ya da yükselişi açıktan kaynaklanıyor. Niye? Siz şimdi yurt dışına 100 milyar dolar mal satıyorsunuz. Yurt dışından 120 milyar dolar mal alıyorsanız aradaki 20 milyar doları borç bulmanız veya başka gelirlerle bir şekilde kapatmanız gerekiyor. İşte ihracat gelir, turizm gelir olur falan filan. Bu diğer gelirlerle o 20 milyarı kapatamadığınız sürece, eğer yaptığınız ihracatın ve ithalatın çoğunluğu dolarsa, dolar fiyatlarında yükselme başlar, dolar kurlarında yükselme başlar. Euro bölgesine bu ticaretiniz fazlaysa, bu sefer euro ile ilgili rakamlarda daha fazla yükselme başlar. Biz buna cari açık diyoruz. Hatta Türkiye ekonomisini tanıtırken hep denir ki hem bütçe açığı veriyor hem böyle Bütçe. cari açık veriyor. Yani iki açık birden veriyor deniyor. Ha, bunun 2000'li yıllardan bu yana geliyor diyelim. Son hani 25-30 senedir böyle gidiyor. Bu süre zarfında bunun bize hep bir faydası vardı. Türkiye'de ortalamanın üzerinde büyüyordu. Dünya ekonomisi içerisinde bir Çin dikkati çekerdi çok büyüdüğü Evet. için. Bir de biz dikkati çekerdik. Yani bir nadiren birkaç ülke daha vardı dikkati çeken ama en çok Çin'le Türkiye'ye bakarlardı. Nasıl bunlar bu şekilde büyüyor diye. Bu şunun gibi, benim maaşım diyelim 10 bin lira. Ben 15 bin lira harcadığım zaman aslında bir
5.000 liralık bir ekstra refah etkisi oluşur bende. Borcumu da ödeyebiliyorsam, o aradaki 5.000 lirayı finanse edebildiğim sürece de bir sorun yaşamam. Hatta bu iyi bir şeydir de yani. Borcum olur ama borcum enflasyon karşısında da erir gider. Bir şekilde de ben daha rahat bir hayat sürüyor olabilirim. Ama Türkiye için bunlara baktığımızda artık bizim Türkiye'nin orta gelir tuzağından bir üst lige atlaması gerekiyor. Yani artık hani G7 deniyor, biz şu an G20 ülkesiyiz. G7 ülkelerine girebilmemiz gerekiyor. Onunla da ilgili işte İHA üretiyoruz, SİHA üretiyoruz. İşte teknolojik sanayi teknolojileriyle ilgili, savunma sanayisi teknolojileriyle ilgili ürün üretiyoruz. İlk defa işte TOGG üretilmeye başlandı. Bu da yerli marka olması ve elektrikli otomobil olması amacıyla, yani o yönüyle farklılık gösteriyor. Ama mesela cep telefonu markası yok şu an. Dünyaya satabileceğimiz bir cep telefonu markası oluşması gerekiyor. Bilgisayar markalarımız yok. Bunların oluşması gerekiyor. Mesela Amerika'ya baktığınızda işte sosyal medya yazılım şirketlerinin ekonominin çok önemli bir kısmını oluşturduğunu görüyoruz. Bizim yerel sosyal medyaya ihtiyacımız var. Hani Türk markası olabilecek. Biliyorsunuz şu an işte Elon Musk'la Zuckerberg birbirlerine Tabii. girdikleri için kendi kendilerine rakip olacak şeyler oluşturuyorlar. Tabii. Bunun gibi biz de bunların Tabii. Türk versiyonlarını çok hızlı bir şekilde oluşturup bilişim teknolojilerinde de öne geçebiliriz. Mesela bunu Hindistan çok uzunca bir süre yaptı. O tabii kendi açısından yapıyordu. Nüfusum çok kalabalık ve bunlara ben iş bulamıyorum. En hızlı gelişen sektörde bilgisayar sektörü. Ben herkese ilkokuldan başlayayım, üniversiteyi bitirene kadar bilgisayar dersini zorunlu tutayım. Kodlama dersi vereyim. Hiçbir şey olamazsa gitsin yazılımcı olsun. Hindistan en azından bu alanda kalkınsın dırsın Evet. gibi bir mantıkları vardı. Doğru. Evet. Bizde mesela bilgisayar teknolojilerine ilgi merak da çok. Bizim nüfusumuz genç kuşak olduğu Tabii tabii. için yani şu an yeni kuşak cep telefonu, tablet, bilgisayarda inanılmaz yani. Doğru doğru Neler doğru neler doğru diyor. yapıyorlar. İşte bu tip alanlara biz insanlarımızı yönlendirebilirsek, biraz daha yüksek katma değerli ürünler üretmeye başlarsak, yani üretiyoruz da bunu arttırabilirsek ihracatımızın içerisine, dolar da düşer, euro da düşer, denge olarak da Üretimle karlı alakalı oluruz. tamamen. Tabii bir de şöyle bir avantajımız var. Bakın biz tam kilit ülkeyiz. Bütün geçiş yollarının Tabii. üzerindeyiz. Hani jeopolitik konumuz çok iyi falan denir ya. O noktada gerçekten iyiyiz. Mesela tahıl krizi başladı. Geçen Ukrayna'da bir baraj vuruldu biliyorsunuz. Her iki Evet. taraf da ben vurmadım, öbürü vurdu falan diyordu ama o barajdan dolayı bile sadece buğday ve tahıl üretiminde Ukrayna'nın %50 kaybı uğradığı düşünülüyor. Yani önümüzdeki yıl dünyaya %50 oranında daha az buğday satılacak. Tabii. Ve bunu biz Türkiye olarak satabiliriz. Çok verimli, çok geniş tarım arazilerimiz var. Bunları hızlı bir şekilde ekip oradan bile yani aradaki farkı Kapatabilirsin. kapatabiliriz. İşte biliyorsunuz doğal gaz bulundu, petrol falan bulundu bizde. Bu Onu doğal diyecektim gazda ben de. mesela evet yurt dışına bizim en önemli kalemlerimiz hani bu cari açık nereden geliyor diye baktığımızda yüzde cari açığın %55'i doğal gaz ve petrol açığımızdan geliyor. Onun dışında da lüks tüketim ürünlerinden geliyor. Onu da söyleyeyim yani. Lüks araç almayı seviyoruz yurt dışından almayı. Tabii. Lüks cep telefonu almayı seviyoruz. Bunlar da geri kalan kısımları oluşturuyor. Yani zorunlu aldığımız, istediğimiz, üretimde kullandığımız mallar da var. Onları hani istisna tutarak söylüyorum. Onlar alınması zaten gereken şeyler. Bu ithalat kompozisyonunu değiştirirsek, yani ithal ettiğimiz kalemleri değiştirirsek, ihraç kalemlerimizi de yüksek katma değerli hale getirirsek emin olun kurlar da düşer, dolar Evet. diye bir sorunumuz da olmaz. Merkez Bankası'nın rezervleri de tekrar eski haline çok rahat bir şekilde gelir. Gelir. Ya bunların ama planlanması, programlanması, koordine edilmesi gerekiyor artık. Evet hocam, şimdi en başından beri bu savunma sanayisindeki olan gelişmeler, az önce söyledi hocamız, İHA SİHA'ların üretimi, başka dünyalara satılma, başka dünya ülkelerine satışı, bu bir kere büyük bir gelir elde ettirebilir Türkiye'ye. Aynı zamanda enerji yataklarımız var. Aynı zamanda daha keşfedilmemiş birçok noktada bizi bekleyen, değil mi hocam? Hem petrol hem Evet. enerji kaynakları Mavi Vatan'da, bu Kıbrıs tarafında da belli başlı enerji kaynakları var ve Avrupa'nın 500 yılına, 575 yılına tekabül ediyor. Şimdi ister istemez bunlar önemli konular, ama Türkiye'nin bir an önce bu ekonomik sıkıntıları bertaraf edip kendi yolunda ilerlemesi gerekiyor hızlı bir şekilde. Bunu sizinle konuştuğumuzda en son olarak
yapmış olduğumuz programda. Siz bir yıl gibi bir süre vermiştiniz aşağı yukarı. Tek haneye düşmesi için, hani enflasyonu ben tek haneye düşüreceğim diyor ya Maliye Bakanımız, Merkez Bankası Başkanımız. Onu orta vadeli planda şöyle açıklıyorlar. Diyorlar ki ben 2023 sonunda işte %35'e düşüreceğim. 2024'ün içerisinde %15'e düşüreceğim. İşte atıyorum 2026'ya geldiğinizde %9'un altına düşüreceğim gibi net olarak belirliyorlar. Onlar artık ne, hatta orada şunu da yazıyorlar. 2023 31.12, 2023'te 30 lira olacak dolar. 2024'ün sonunda 35 lira olacak. İşte atıyorum 2025'te de tekrar 37 lira olacak gibi. O planlar artık rakamsal hale dönüştürülmüş oluyor. Oradan hem planlama yapmanız mümkün oluyor, yatırımcının önünü görmesi mümkün oluyor. Tabii. Hem de hedefler tutuyor mu tutmuyor mu onu kontrol etmek mümkün oluyor. Veyahut da tutmuyorsa da niye tutmadığına dair, mesela şu ana kadar pandemi çıktı, Ukrayna savaşı çıktı, deprem felaketi yaşandı. Bunların hiçbirisi daha önceden tahmin edebilecek şeyler değildi. Olağanüstü durumlar da yaşanıyor yani. Tabii. Ama olağanüstü bir durum yaşanmazsa o hedeflerin tutması beklenir normal şartlar altında. Peki, peki hocam. Benim soracaklarım bu kadar. Sizin benim atladığım ya da sizin söylemek istediğiniz başka bir şey varsa buyurun lütfen. Var, evet, hemen söyleyeyim. Bir kere karamsar tablolara, yani bu panikle hareket etmeye vatandaşlarımız bundan uzak tutsunlar. Hemen söyleyeyim. Bir şeyiniz var, hemen ileride bunun değeri düşecek diye satmayın. Bir şey alacaksanız, eğer ihtiyacınız yoksa bunu da hemen panikle almayın. Ünlü bir Amerikalı iş adamının söylediği bir şey var. Diyor ki ihtiyacınız olmayan şeyleri satın alırsanız yarın bir gün ihtiyacınız olan şeyleri de satmak zorunda kalabilirsiniz diyor. Yani dikkatli hareket etsin vatandaşlarınız, onu ben şimdiden söylemiş olayım. Kesinlikle karamsar senaryolara inanmasınlar. Çok iyimser, aşırı iyimser senaryolara da inanmasınlar. Peki, peki hocam, çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. Yeniden görüşmek üzere. Teşekkürler.